Avcılar'da Dünya Su Günü nedeniyle su kaynaklarına dikkat edilmesi için bir panel düzenlendi. Panelimizde son yıllarda yeraltı Sularının dünyada tartışıldığını, yeraltı sularını artık konuştuğumuzu ve dünyadaki tartışmaların yeraltı sularının işte çıkarılması ve bunların değerlendirilmesini konuşuyoruz. Ülkemizdeki görünmeyen, bilinmeyen biraz acı durumu gözler önüne seriyor. Çünkü bizler hala yeraltı sularında ne aşamadayız, ne kadar tükettik, ne kadar zarar verdik. Biz çevre duyarlı, iklim duyarlı ya da iklim uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Geçmişte belki bir içme suyu kaynağı olarak kullanılamamış ama bir lagünümüz var. Suyu sadece içme suyu olarak değerlendirmemek gerekir ve lagünün temizliği de, lagünün yeniden doğal yaşamına kavuşması da bizim yoğun bir emek sarf ettiğimiz ve mesafe kat ettiğimiz bir çalışma alanımız. Sayaçları, muslukları da az su tüketmek ya da diş fırçalarken, tıraş olurken kapatmak önemli. Ama su bilinci bundan daha ciddi bir yaklaşımı ve bütünsel bir politikayı gerektiren bir konu olduğu kanaatindeyim. Bakın şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre yılda yaklaşık 4 milyon insan suyla ilgili hastalıklardan kaybediyoruz. Yani aslında en büyük katillerden bir tanesi su ve bunun bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Yılda 1,6 milyon insan çeşitli nedenlerle kaybediyoruz. Bunda büyük bir kısmı %90'ı çocuklar. Maalesef şu anda günümüzde bile 2022'ye geldik. Afrika'nın birçok ülkesinde, Asya ülkelerinde, zaman zaman Afrika'nın Güney Amerika'nın bazı ülkelerinde hala temiz suya ulaşımda büyük bir sıkıntı var. Her gün 2,1 milyar insan temiz suya erişmekte sıkıntı yaşıyor. 2 milyon üzerinde insan hala bu sorunu yaşıyor. Yani yaşamaya da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Güney Amerika'nın Brezilya tarafında biraz yüksek, Avrupa'nın kuzeyinde biraz yüksek ama bizim gibi Akdeniz çanağında olan ülkelerde suyumuz az. Kişi başına düşen su miktarının ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Bu miktar daha da kötüleşecek. Yıllar itibariyle büyük bir sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Ülkemizde 108 milyarlık suyu konuşuyoruz değerli katılımcılar. Yani 108 milyarlık bir suyumuz var. Bazılarına göre 112 milyar ama son çalışmalara göre aslında suyumuzun yani yeraltı suları, göller, akarsular 108 milyar metreküp. 2022 yılında değerli katılımcılar dediğimiz gibi 1300 metreküpün altına düşmüş su miktarı. Bu oldukça sıkıntılı. 2030 yılına geldiğimizde bu miktar daha da bizi korkutacak. Yani daha büyük sıkıntılar yaşayacağız. Birçok bölgede sıkıntılar yaşayacak gibi gözüküyor. Özellikle Trakya bölgesi, İç Anadolu bölgesinin bundan daha fazla etkilenir. Suyu doğru kullanmıyoruz. Örneğin sanayi ülkelerinde tarımda kullanılan su miktarı %30, %40 civarı. Bizde ne kadar? %70 civarında. Bu oldukça fazla. Dolayısıyla bizim tarımda mutlak kullanımı %50'nin altına düşürmemiz lazım. İstanbul ve çevresi Marmara bölgesinin içine alan bölgede ki su miktarı %4. Yani Türkiye su bütçesinin %4'ü sadece %4 Marmara Havzası'nda bulunuyor. Peki Marmara Havzası'nda Türkiye nüfusu yüzde kaçı bulunuyor? %28. Peki %4, %28'i besleyebiliyor mu su bakımından? Besleyemiyor. İstanbul bunun gelecek yıllarda büyük sıkıntısını yaşayacak diye gerçekten korkuyorum. Ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama şartlar oluştuğunda tekrar gelecek. Yani neden? Çünkü biz 50-60 yıldan beri İstanbul'un çevresini sanayi şehri yapmışız ama atıkları sürekli denize atmışız. 1980 yılların sonundan itibaren derin deniz deşarjı diye bir yöntem icat etmişiz. Yani Akdeniz biliyorsunuz üstten Karadeniz suyu Ege'ye akar, alttaki su da Karadeniz'e akar, Akdeniz suyu. Yani alttaki su tuzludur, Karadeniz'e akar. Böyle bir tersine yol var. Akdeniz suyuna verirsek demişler, Karadeniz'e götürür, bize bu kirlilikten kurtarırız. Halbuki daha Yeni Kapı'da verdiğiniz atıklar Balta Limanı'nda yukarı çıkıyor. Azot, fosfor denizlerimizi kirletiyor, kirletmeye devam ediyor. Bugünden yarına bu işin bitmesi mümkün değil. Açık söyleyeyim. Yani bir yıllar sürecek ama eğer ciddi yatırımlar yapılırsa, arıtma testleri çalıştırılırsa, amacına uygun olarak işletilirse ben 10-15 yıl içerisinde Marmara Denizi ekosisteminin kendine geleceğini ve bize ait olan bu denizin bize gerçekten çok şey sağlayacağını, iyi bir ekosistem olacağını düşünüyorum.